Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4-10 Kasım haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize, tüm güneş yükselen Ay Burcu Aslan olan herkese mükemmel bir hafta diliyorum. İnşallah güzel semboller, güzel enerjiler çıkar. Ben de sizlere güzel şeylerden bahsederim. İnşallah güzel şeylerden bahsedeceğim şimdi sizlere. Bakın burada ne var biliyor musunuz? Eskiden kötü gibi düşündüğünüz şeyler bugün için karşınıza gelecekle alakalı güzel bir balık olarak, kısmet olarak çıkabilir. Yani geçmişte şöyle bir şey düşündüyseniz ya ben hiçbir zaman evlenemeyeceğim, ben hiç başarılı olamayacağım, ben işe giremeyecek miyim, ben işte bir ev sahibi bile olamayacak mıyım, ben şunu yapamaz mıyım? Yani böyle aklınıza belki çok soru işaretleri oldu. Canınız sıkıldı ve şimdi arkadaşlar gelecek kısmında. Bu geçmişte neyle ilgili negatif düşündüyseniz şimdi bunun bir karşılığı gelmeye başlayabilir. Sol tarafta olması sizi aa kötü olacak diye gelmesin. Bu tamamen gelecek kısmında. Yani gelecekte güzel şeyler olabilir. Yani o canınızı sıkan olay her neyse İnşallah Allah'ın izniyle düzelir diyorum ve şöyle bir bakalım dipte zaten güzel bir aydınlanmanız var bakın iki kişisini zaten karşılıklı olarak konuşuyorsunuz temiz bir ortamdasınız gelecek kısmını ilgilendiriyor zaten ve bu aranızda hani böyle minik minik konuştuğunuz konular daha da büyüyebilir bakın kocaman kocaman görünüyorsunuz ve artık bir şeyleri uygulamaya koymaya başlayabilirsiniz. Bu dönemde dost gibi gördüğünüz insanların özellikle at soyadlarında E ya da M harfi olan bir kişinin çok güzel desteğini bu süreçte alabilirsiniz. Gerçekten yani yüzü göze her şeyi belli olan burada bir dostunuz var. Şimdi arkadaşlar 3 rakamı görünüyor ama bizim bu haftamızda 3 rakamı yok. O yüzden gün olarak Hani almaktan öte daha çok rakamsal olarak alıyorum, anlam olarak alıyorum. Birincisi ev konuları. Ev ister alın ister satın isterseniz evinizde yenilenmeler olsun, tamirat, tadilat olsun bu konularda. Ev halkı, evlenme, evlilik, haneye gelecek yeni insanlar bu konularda veyahut da bolluk bereket anlamı olduğu için misafirler tabii ki yine evlilik çünkü çoğalınıyor bu tarz olaylar maddi konuda bir bereket olaylarınız olabilir. Özellikle de bakın bu konularda konuştuğunuz her ne varsa çok çok şanslı görünüyorsunuz. Zaten başınızda bununla ilgili bir uğraş inşallah bu hafta ile beraber görünüyor. Yani düşündüğünüz o boş gibi görünen şeyler yavaş yavaş dolmaya başlayabilir. Burada arkadaşlar gözler var size bakıyor. Kötü bir gözle baktığını söyleyemem. Evet sol tarafta ama çok tepeden bakıyor. Şimdi bu tarz gözler şöyle dediğim gibi çok çok açık renk çok temiz görünüyor. Bakışı da çok temiz ama belki biraz eleştirel bakıyordur. Belki sizin eee geleceğinizden endişelenen bir insan varsa o yüzden sizi sürekli kontrol ediyor olabilir. Arkadaş çevrenizden belki çok fazla memnun olmayan belki bir ebeveyn varsa bu yüzden ya size zarar gelmesin diye böyle biraz e, fazla sorular sorup biraz fazla üzerinizde bir eğilim gösteriyormuş hissiyatı olabilir. Veya hatta iş yerinde aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Sürekli bana bakıyor, yaptığım işe bakıyor. Hani bana mı güvenmiyor? Hani böyle bir olayla karşılaşabilirsiniz. Oradaki kişinin amacı size eleştirel bir gözle bakmak değil tamamen yani belki sizi daha üst bir kademeye alacak. Okuldaysanız hocanız sizin her hareketinize çok fazla bakabilir ya da çocuklarınıza çok dikkatli bakabilir. Belki onu bir şeylere yazdırmak isteyecek bir teklifi olacak belki ee, bir yükseliş olacak. Bununla alakalı acaba en uygun aday siz misiniz? Sizin halinizdeki o insan mı? Evlilik açısından da yine aynı şekilde bu yüzden belki dikkatli dikkatli sizi ya da hanenizdeki bir insan böyle gözlerle falan süzülebilir. Dediğim gibi bu kötü anlamda değil. Sadece e, muhtemelen bir gelecek düşünülüyor. Bununla alakalı bir bakış olabilir. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar burada çok heybetli bir hayvan var resmen. Ben bunu şey olarak görüyorum yani kartal gibi şu. Omuz kısımları sanki şu arkası kuyruğu, o ayakları falan bir şeyin üzerinde böyle görünüyor. Bu arkadaşlar sizin en başta zeka olarak çok keskin bir zekaya sahip olduğunuzu, her türlü fırsatı görebilmeyi ve fırsatları değerlendirebilmeyi anlatıyor. Peki diyeceksiniz neden sola? Bence bunun solda olmasının sebebi yani bana verdiği enerjiyi söylüyorum. Arkası aslında çok temiz görünüyor. Yani büyük bir güzellik vardır ama sizi maddi manevi çok yıpratacaktır. Yani belki bir yere gitme şansı elde ediyorsunuzdur. Ama dediğim gibi yani başka bir şehire gideceksiniz ya da ülke değiştireceksiniz. Güzel evet ama maddi açıdan çok zorlu olabilir. Çocuğunuzla ilgili gündem, evlilik gündemleri, güzel şeyler evet ya da mahkemeyle alakalı güzel gündemler olabilir. Ama dediğim gibi maddi ki manevi anlamda da biraz bazı şeyler yıpratıcı olma ihtimali var. Ee, bu yüzden de böyle bu tarafta görünüyor olabilir. Buraya geldiğim zaman arkadaşlar hakkında çok iyi düşünmediğiniz bir insan var. Fakat bu insanın ayakları size doğru geliyor. Çünkü aklında bazı soru işaretleri var ve bunları cevaplandıramamış ya da aldığı cevaplar onu tatmin etmediği için bugün için sizin karşınıza gelebilir. Yani bu aile içerisinde bir insan da olabilir ya da görüşmüyorsunuz açıkçası. Yani bana kalırsa çünkü aranızda bakın ufak ufak mesafeyi belirten şeyler var. Mesela bu sizin eski bir arkadaşınızsa ya da eski bir partnerse yani kendi kendine soruyordur ya Aslan burcu acaba hala beni seviyor mu? Ne evet diyebiliyor ne hayır diyebiliyor ya da aslında hayır aldı cevap ama evet olmasını istiyor ya da evet de demedi diyor kendi kendine belki de. Bu yüzden emin olamadığı için acaba beni unuttum mu diye size sormaya gelebilir. Ee, acaba siz hala o işi istiyor musunuz diye daha önce başvuru yaptığınız bir iş yerinden geri dönüş alabilirsiniz. Bu sizin hani partner varsa, eski partner varsa ya ben ona evlilik teklif etsem ya da alsam acaba nasıl olur? Evet mi der, hayır mi der, bilemediği için kalkıp size bunları sorabilir. Yani bu şekilde kendi kendine sorduğu cevaplardan sizinle alakalı emin olamadığı için karşınıza gelecek bir insan burada görünüyor. Özellikle ayın 7'si civarlarında ya da 3'ü civarlarında bu kişiyle karşılaşabilirsiniz. Devam ettim. Tabii ki tamamen kolektife yönelik bir şey bu. Şimdi bu alana geldiğim zaman bakın buradasınız arkadaşlar. Elinizi yukarıdan atmışsınız. Avucunuzun içerisinde bir şey tutuyorsunuz. Çok büyük bir şey değil. Ama kaşla göz arasında elde edilen bir fırsat. Yani ortalıkta düğün telaşı olurken hayatınıza ya başkasının düğün telaşı vardır ama sizin hayatınıza birisi girer bunun gibi. Veya hatta herkes bir şeylerle uğraşırken siz iş bulursunuz. Herkes bir şeylerle uğraşırken siz işinizi kurarsınız. Başka işlerinizi halledersiniz. Bu arada da bir de kilo verirsiniz. Bu arada bir de ilişkinizi düzeltirsiniz. Bu arada bir de hamile kalırsınız. Yani bir şeyler oluyor ama siz de o arada başka bir iş başarıyor gibisiniz. Hem borça dönüyor. Hem de bir yandan para biriktiriyorsunuz. Yani çok güzel bir şey. Belki böyle ufak tefek bazı olaylarınız olabilir. Dediğim gibi çok büyük bir şey değil. Ama böyle bir elde etme tarzında bir olayınız görünüyor. Bu alana geldiğim zaman burada arkadaşlar kolunuz ve böyle şey gibi görünüyor. Çok özür dileyeceğim. Şöyle pençe gibi görünüyor elleriniz ve etrafta her şey var. Bir kaçırıl, Hala kaçırılmamış bir fırsat çünkü açık bir telefon var henüz kapanmamış ee, ona keza burada bitmemiş bir aşk ilişki istek görünüyor ee, güzel bir haber gelebilir özellikle bebek haberleri ve bir şey artık sonlanıyor bitiyor etrafınızda bunlar var ve siz bunlardan bir tanesini belki mümkünse 2-3 tanesine kadar e, böyle bir pençelerinizle alma yani demek ki bunun için bir mücadele var. Burada istediğinizi ben elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Neden? Çünkü çok temiz görünüyor. Bayağı temiz görünüyor. Ee, ve hani attığınız gibi elinizi yarım kalan aşk işim var. Elimi ona atıyorum bunu hallediyorum diyebilirsiniz. Ya da ben hiç aşk değişim yok. Ben buradaki şansı fırsatı istiyorum. Kendim için, ailem için, şu kişi için, bu kişi için alıyorum deyip hop o şansı alabilirsiniz. Sanki böyle size bir e, şans sunuluyor gibi gördüm. Burada arkadaşlar böyle iki tarafa doğru açılmış kabak çiçeği gibi açılmış bir şey var. Aynı zamanda da sanki bir insanın böyle ya beyni açılmış gibi duruyor. Değil mi? Ee, bu şekilde bir görüntü var. Diyeceksiniz ya ben bunu boynuz olarak görüyorum. İkiye ayrılmış gibi görünüyor. Bazen diyecek ben bunu iki tarafa ayrılmış kanat gibi görüyorum. Bakın hepsi oluyor yani bu açıdan bakınca. Şimdi ben bu kısmı size söyleyeyim. Yakından baktığım zaman burnu Burnu ve çenesi olup da kafası ikiye ayrılmış. Yani kafaya buradan böyle çiçek gibi açılmış gözüken birisi var. Ve içinde ne yok arkadaşlar? Beyin yok. <laughs> Gerçekten beyin yok. Kim bu beyinsiz diye sormak istiyorum. Tabii ki işin şakası. Arkada arkadaşlar bir yılan görüntüsü var şimdi genel olarak baktığım zaman. Ve bu kişinin arkada iki tane Dışı çok belirgin, içi iki tane boş olan ve adında soyadında öncelikle E harfini gördüğümü söyleyebilirim. T harfini gördüm ve A harfini gördüm. T, E, A harflerinde bir kişi. içi arkadaşlar bomboş ama dışı dolu. Yani dışarıdan süper, içeriden içi bomboş olan ve bakın yukarıya doğru ok var. Size az çok yükselme vaat eden, gördünüz mü oku? Yükselme vaat bir şey var. Yani şey şuraya şu kadar para yatır yükselirsin. Şöyle mükemmel olur. Şuraya şunu yap gibi. Yani sanki bir şey size böyle çok affedersiniz kakalamaya çalışıyor. Ve gerçekten hani içini açıp baktığınız zaman sen ne diyorsun ya dediğinizde. Bak beynime dediğinde ya abi, bomboş diyeceğiniz birisi. Onu söyleyeyim. Hani deriz ya bazı insan için beynini peynir ekmekle mi yedin diye. Gerçekten bu böyle bir insan. Ve kafasının hani normalde kafası olup hani böyle çiçek gibi açılmasa. Diyeceğim ki evet açık fikirli, doğru, dürüst bir insan ama beyninin içini gösteriyor ve yok yani. Hani demek ki söylediği şey mantıklı değil. Belki de hani bazı insanlara bu e, sanal para şeyleri mantıklı gelmez ya. Ya da şurada hisse alalım. Bu tarz şeyler kim insanlara mantıklı gelmez? Aa, ben nakitçiyim, ben altıncıyım, ben şucuyum, ben tutamadığım parayı istemem. Belki böyle bir tarzınız var. O yüzden mesela bu kişinin söylediği şeyler size mantıklı gelmiyor ya da bilmem kaç sene sonra bitecek bir inşaata şimdiden gel sen de gir diyor. Görmediğiniz şeye girmek istemeyebilirsiniz haliyle ya yarım kalırsa korkuyorsunuz belki de. Dediğim gibi böyle bir şeyleri sizi çekmek isteyen birisi olabilir. Sadece bir uyarı olarak söylüyorum gözüktüğü için. Buraya geldiğim zaman burada arkadaşlar adında soyadında sizlerden A, F, P, M harfinde kimler varsa bir de H. Bu haftaki olan arkadaşlar, birincisi çok güzel bir aşk dönemine giriyorsunuz. Eğer ki yoksa arkadaşlar, zekanızı kullanarak, beyninizi resmen çalıştırarak bir şeyin üstesinden geliyorsunuz. Muhtemelen birisine karşı bir savaş kazanıyorsunuz diyebilirim. Devam ettiğimde arkadaşlar, bir şeyin üzerine çok fazla ağırlık vermişsiniz. Evet gayet güzel hatta bakın arkanızda da tarak var çok fazla dişleri gözüken demek ki bazı işleri bazı şeyleri çözüyor. Bu konuda da adında soyadında S, Ş, C, S, N, T harfinde şu T'ye biraz benziyor ama emin olamadım. Bu harflerdeki birisinin çok güzel bakın sizi yukarıya çeken bir yardımı olabilir. Bu sayede işinizi gücünüzü ilişkilerinizi belki düzenliyor olabilirsiniz. Bir de şuradan bahsedeyim. Arkadaşlar büyük bir kazanınız var. Tutup böyle kapak var. Hatta kaldırmalık bir yeri dahi var. Yani bu dönemde arkadaşlar birincisi çok fazla dedikodular olabilir. Ama sağ tarafta olduğu için kesinlikle kötü bir şeyden bahsedilmediğini söyleyebilirim. Bir de böyle kazanlar genellikle çok büyük sürprizlere anlatır. Ve genellikle de içinden istediğiniz bir şey çıkar. Soruyorum ne istiyorsunuz? Deyin ki bebek istiyorum. Deyin ki para istiyorum. Deyin ki şuraya kabul olmak istiyorum. Kaydı olmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. İnşallah umduğunuzu bulursunuz diyorum. Buraya geldiğim zaman burada birincisi sağlık olaylarına çok dikkat etmeniz gerektiğini. Yani arkadaşlar önleminizi almazsanız aynı buradaki gibi merdiven gibi yukarıya doğru tırmanabilir. Bazı olaylarda baştan hani sık tutmak önemli. Buraya geldiğim zaman sizin zamanında iyilik yaptığınız aynı şekilde onu da size çok iyili dokunmuş ama bugün için arkadaşlar bir yılan gibi görünüyor. Hani karşılıklı olarak birbirimize giderdik gelirdik çok iyi anlaşıyorduk dediğiniz bir insan sizin için yılandan yani beter bir hale gelebilir. Aranız bir tık bozula bilir onu söyleyeyim. Bir de burada kalbinizde arkadaşlar birisinin size ya bir şey okumasını ya bir mesaj atmasını ya da size temiz bir kağıt çıkartmasını istiyorsunuz. Bu temiz kağıt çıkartmasını istediğiniz kişi müdürünüzde olabilir, bir eğitim kurumu da olabilir, avukatınız da olabilir, doktorunuz da olabilir. Yani temiz bir şey getirsin diyerekten ya da para olabilir. Böyle bir şey bekliyorsunuz çünkü ya da birisinden mesaj bekliyor olabilirsiniz. Tam da gönlünüzdeki ee, düşünceniz böyle bir canlanma olayı olabilir. Biraz düşman tarafı e, hareketli görünüyor. Yani sevmediğiniz insanlarla maalesef ki aynı ortamda bulunmak mecburiyetinde e, işten dolayı aile içi e, yani aynı ortamda olmanız gerekebilir diyorum. Burada bir kalabalık var sanki herkes eğleniyor. Böyle bir düğün dernek bir şeyler tabii ki olabilir neden olmasın. Bir de burada ben sizi yalnız gördüm. Yani istediğiniz kadar çevreniz kalabalık olsun yine de bazı konularda sanki yalnız kalmış gibi kendinizi hissedebilirsiniz. Bu arada ne dilediniz yani? Ben daha 2-3 kelime konuşamadan şakır şakır niyetleriniz oldu. Ne diliyorsanız inşallah arkadaşlar. Herkesin hayrınaysa ise kabul olmasını ben diliyorum şimdiden sizler adına. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup beğeni butonuna basmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalınız. Bay bay.